Ben böyle kutuyu yere attım. İkiye ayrıldı. Çünkü mesela hayatınıza giren her insandan bir şeyler öğreneceksiniz. Ve bunu düşünün ki hani daha neler öğreneceksiniz artık, yani siz hayal edin. Bence böyle düşünmek en mantıklısı yani. Böylece hiçbir şey kaybetmemiş olursunuz. En kötü sizi kaybetmiş olurlar eğer siz gerçekten doğru ve iyi insan olursanız. Ben çocuktan ayrılacağım. 5 yaşındasın. Herkese yeniden merhaba. Bugün size çok güzel bir video çekeceğim. Bol sohbetle. Umarım sıkılmazsınız benden. Hemen başlamak istiyorum çünkü ne konuşacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Konuşmamı istediğiniz, bahsetmemi istediğiniz konuları son fotoğrafın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Zaten daha detaylı açıklamayı son fotoğrafın altına yaptım. Hemen ışınlanın. Dedim ve son fotoğrafın altına. Son fotoğrafım da bu arada. İnanılmaz tatlı bir baykuş. Dedim ki hani ben kameranın karşısına geçeceğim. Nasıl canlı yayınlarda yapıyorsam aslında tam olarak bunu YouTube'da yapmak istedim. Semester'da yapmıştık bu arada bunu, yani özlediğim için bir yandan da artık burada da yapmak istiyorum. Çok sık canlı yayın yapıyordum ve sizinle iletişimde olmak, sizinle böyle canlı canlı görüşmek çok hoşuma gidiyordu. Ve siz de seviyordunuz biliyorum ve bayağı bir kişi olduğu zaman da, gene az kişi olduğum zaman da ben gene bir şeylerden konuşup bir şeyler anlatıyordum sürekli ve dedim ki hani beni arkadaşınız olarak görün, şu an ne derdiniz neyse bana anlatın, ben de şu an şimdi burada konuşayım. Bayağı konuştuk, bayağı bir buçuk saatlik bir sohbet ettik sizinle o gün. Ben de bu canlı yayınları neden YouTube'da taşımayayım diye düşündüm. Yani sohbet edeceğiz bir sürü konudan, özgüven, mutluluk, ilişkiler, aşk, meşk, her şeyden konuşacağım. Başlayalım o zaman. Unutmadan hemen birazcık film yapmam gerekirse Instagram adımı da şuraya yazıyorum şöyle. Azra Sengul Altlere zaten görürsünüz takip ederseniz. Tamam. Evet, en büyük sorun galiba ilk yorum olarak Bengisu'dan gelmiş. Tanıyorum kendisini buradan. Çok öpüyorum. Bir takipçim ve kendimi yalnız hissediyorum. Küçücük bir şey kafama takıyorum ve dikkatim çabuk dağılıyor. Öncelikle sen bir ergensin. Ben de bir ergenim, siz de bir ergensiniz. Yani bunu bir kabullenin öncelikle. Yani o yüzden bu tarz duygular hissetmemiz bence çok normal ara ara. Ama bence yani bunun birazcık önüne geçilmesi gerekiyor. Yoksa hani hayat, bence hayat olmaktan çıkıyor ve işte Instagram'da bu sefer dolaşıp efkarlı postları beğenmeye başlıyorsunuz. Bu bence gerçekten çok kötü bir dönem ve hani herkesin bu dönemi en kısa sürede atlatmasını temenni ediyorum ve hani şu da soruluyor bana. Yaşından büyük davrandığını düşünüyor musun? Böyle bir soru görmüştüm arada. Yaşından büyük davrandığımı düşünmüyorum çünkü yaşından büyük olmaya çalışmıyorum. Aksine şu anda olduğum yaşta kalmayı bile çok isterim yani. Ama belki de hani 14 yaşındaki kıza göre daha olgun davranıyorum ve böyle olduğum için böyle davranıyorum ve böyle mutlu olduğum için böyleyim. Bence bunu yargılamak kimseye düşmez. Böyle seviliyorsam da ben niye birkaç gereksiz insan için kendimi değiştirmeye çalışıyorum? Çok saçma bir şey yani, düşünülmez. Bu yüzden böyle şeyler yazacaksanız özgürsünüz yazmakta. Ama 30 yaşında biri gibi davrandığımı düşünmüyorum açıkçası. İnsanlar beni arkadaş gibi olarak görüp bir şeyler anlatabiliyorsa bu ve tamamen benim böyle olgun kalmamdandır diğerlerine göre. Ama hani öyle. Kendini yalnız hissettiğin zamanlarda da hani yalnızlığın kötü bir şey olduğunu bence düşünmemelisin. Çünkü yalnızlık bence çok güzel bir şey. Yani eğer sen bununla yaşamayı ve bununla mutlu olmayı öğrenebilirsen gerçekten ilerideki hayatında kimseye ihtiyaç duymazsın ve kimseden hani bir şey beklen, tam oralara girmeyeyim. Ama hani gerçekten bence daha mutlu olursun. Çünkü yalnızlığın ben kötü olarak tanımlanmasına yani anlam veremiyorum. Hayatınızda biri olmadığıyla veya ne kadar çok arkadaşınız olduğuyla bence alakalı değil. Tamamen kişinin kendisiyle kalabilmesiyle alakalı. Hani çünkü bazen ben de ya işte bir iki arkadaşımı, samimi olduklarımı çağırayım, görüşeyim, kafeye gideyim falan istiyorum. Bunun içe dönüklük ve dışa dönüklükle hiçbir ilgisi yok. Tamamen kişisel olarak bunu söylüyorum. Ama bazen de hani canım hiç dışarı çıkmak istemiyor ve hani o zaman odamda oturup kendi kendime bir şeyler yapmayı ve kendi kendimi oyalamayı, eğlendirmeyi biliyorum ve seviyorum hani bunu yapmayı. Ara sıra bence insan ikisine de ihtiyaç duyabilir ve bu yüzden ya ben çok yalnızım ya işte kimse beni sevmiyor, lanet olsun, of dünya falan deyip bu triplere gerçekten girmeyin. Bunu aşabilmiş olmanız büyümekle de birazcık bağdaşıyor sanırım. Yani bence şu an yani herkes lütfen bunu yapabilir mi yani? Yalnızlık kötü bir şey değil. Aksine bence kendi kendine yetebilen insan bir numaradır. Yani gerçekten. Bu arada deminden beri konuya daldım gidiyorum. Dijitallerimle ilk videom. Tabii Instagram'dan takip edenler çoktan biliyordur. Yakışmış mı yakışmamış mı diye düşünüyorsunuz. Bilmiyorum. Ben gün geçtikçe alışıyorum ve bununla ilgili video da gelecek. O yüzden orada konuşacağız zaten bunları. Diğer bir soru. Ha, kafaya takma konusunda da onu aslında ben de yapıyorum. Yani çok da takmamak gerekiyor bence. Yani böyle düşünce mesela söylemesi dünyanın en kolay şeyi, takma diyorsun. Hani takma. Ama kendine gelince iş birazcık daha karmaşıklaşabiliyor. Yani ben hep şöyle oturuyorum kendimi. Değer mi? Hani şu anda mesela üzgün olduğum bir an var diyelim. Bu anı ben nasıl daha farklı değerlendirmeye veya şu an bu anda olmayıp hangi anda olabilme imkanım varken ben üzgün olmayı seçiyorum. Yani birazcık kişiyle alakalı. Dikkat dağınıklığı bence en büyük sorunlardan bir tanesi. Orada hani soru cevap gibi değil tam olarak, hani sadece sizin sorunlarınızdan yola çıkarak bir sohbet
gibi düşünün. Yani benim sorumu okumadığınız zaman yapmayın o yüzden. Dikkat dağınıklığı bence şu anki nesilde görülen en büyük problemlerden bir tanesi. Yani ben hocalarımdan bunu duyuyorum. Yani çevremdekilerden bunu duyuyorum. İşte dikkat veremiyorum. İşte soruyu bir dikkatsizlik üzerinden kaçırıyorum ki bu benim de çok yaptığım bir şey. Veya hani yaptığım şey tam olarak odaklanamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum falan filan böyle şeyler. Bana da benim başıma da çok geliyor. Bence birden fazla işi bir arada götürebilmenin, yani mesela şu an benim YouTube, dersler, bilmem bunları bir arada götürebilmemin en büyük sırrı bence odaklanmak. O an ne yapıyorsan, o an ne senin önceliğinse ve o an neye ayırdıysan tamamen ona odaklanmasın. Efendim baba, video çekiyor. Peynir sosu da yapacağım ona istersen. Tamam. Hadi öptüm, bay bay. Ve odağınızı tam olarak yaptığınız işe toplayın. Yani diğer şeyleri... Liseden çekiniyor musun? Ay lise senden çok çekiniyorum falan diye bir şey yok tabii ki de. Yani korkuyor muyum? Hayır. Yeni bir ortam her insanı bence birazcık heyecanlandırır. Ama bu heyecanı böyle büyütüp korkuya dönüştürmemeli. Korkuya dönüştürmeyin yani. Hiç gerek yok bence. Yeni bir ortam. Mutlu olun çünkü mutlu olacaksınız zaten. Hani illaki başınıza bir sürü olay gelecek. Hepsi bir tecrübe olacak. Çünkü hiçbir şekilde ben şuna inanıyorum. Mutsuz olmak için bir şey kaybetmezsiniz. Yani illaki bir şey kazanırsınız. Yani eğer bir risk alıyorsanız ya zaten istediğiniz şeyi alırsınız, elde edersiniz, kazanırsınız. Bu da tecrübe ve olgunluk kazanıyorsunuz bu tecrübelerle birlikte biraz da. Ve bu ileriki hayatınıza daha kolay yön vermenizi sağlıyor bence. Bu yüzden ya lisede arkadaş bulamam, işte şöyle olmaz, böyle olmaz falan diye böyle çekincelerim yok açıkçası. İzlediğim videolarda olmaması gerektiğini gördüm ve olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yok. Ben de 8. sınıf öğrencisiyim ve motive olamıyorum. Sen nasıl motive oluyorsun? Tabii ki benim de full motiveyim, flanet olsun, her gün ders çalışacağım, her gün şu kadar test çözüyorum falan diye bir şeyim yok. Ama bir şeylerin farkında olmak bence çok önemli. Yani özellikle sınav senesinde veya sınav senesinden önce, sınav senesi yaklaşırken bile bir şey farkında olmasınız. Hani geleceğinizi etkileyeceğinin bilincinde olmalısınız. Mesela geçen gün amcam geldi ve hani bizimle şöyle bir konuşma yaptı. Hayatta iki tane önemli karar vereceksiniz, seçim yapacaksınız. Birincisi iş seçimi, ikincisi eş seçimi. Zaten hani iş seçiminizi de eş seçiminizi şekillendirecek. Şu anki yıllarınızı asla geri getiremeyeceksiniz. Keşke ya şu yaşım olsaydım, biraz daha çalışsaydım, şu soruyu da yapsaydım da şu puanı alsaydım da şuraya girseydim. Hepsi zincirleme aslında birazcık. Yani bunu düşündüğünüz zaman, buna uyandığınız zaman zaten bir şekilde çalışmaya başlamanız gerektiğini hissediyorsunuz. Ve eğer başlamayı başarırsanız, çünkü en zor kısmı biliyorum, devamlı gelecek. Yani biraz da vicdanla alakalı çünkü ya işte bugün hiç şey yapmadım, işte acaba falan falan, ama hemen bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. Tetikleyeceksiniz yani beyninizi bunu yapmaya. Veya da benim yaptığım ders çalışma günlüklerini izleyip motive olabilirsiniz. Falan dermişim, neyse yani. Bilincinde oldum, farkında oldum, motive oldum. İzmir'de en çok nerede takılıyorsun? Alışveriş merkezlerinde. Yok yani İzmir'de en sevdiğim yer benim galiba. Ben İzmir'i çok seviyorum. Yaşadığı şehre aşık olan bir kızım gerçekten. Ve hani daha da yaşayacağım. Ya lanet olsun çok takılıyorum, işte şu mekan favorim of falan diye bir şey yok ya. Alsancak'a gidince gerçekten huzur buluyorum yani. Orayı seviyorum. O yüzden öyle diyebilirim. Ama daha çok alışveriş merkezlerindeyim, neden bilmiyorum. Lise için hangi okula gitmişsiniz? Özel mi, devlet mi? Yani bu gerçekten çok karmaşık bir soru. Yeni sistem hakkında da soru gelmişti. Nasıl, ne düşünüyorsun falan diye. Şimdi bir kere bence proje, yani performans notlarının kendi arasında ortalaması alınıp sınav ortalamanızla katılması birçok öğrenci için dezavantaj. Hani gerçekten her türlü artık çalışanın kazanacağı bir sistem diye düşünüyorum. Çünkü İzmir'de yani 10-15 okul sınavla alacak diye söyleniyor bize şu an. Ama gene de her türlü eğer sınavı kazanırsanız kazanacaksınız. Orada sınırda olanlar sıkacak ama diğerleri kesinlikle salmamalı. Hani çünkü her türlü bir şey olacak. Yani adrese dayalı mı? O okul seni atıyorum kaç 250 kişilik kontenjanı var. Senin neyine göre sıralayacak? Yani sen daha yakınsın, hadi sen gel falan. O yüzden not ortalaması ve kazandığınız, yani girdiğiniz sınavda aldığınız puan bir şekilde etki edecek. O yüzden kesinlikle salmayın yani bence. Özel okullarda da dezavantajları var, avantajları var, bir sürü. Şu an mesela İzmir en çok özel okulu olan bölge ve hani özel okul dediğiniz hani bir apartmana böyle sınıflar halinde, yani dershane gibi her şey böyle özel okula dönüşüyor. Temel lise oluyor falan. Eğer özel okula gidecekseniz hani oturmuş gerçekten kampüsü olan, geçen gün öğretmenimiz bizi bununla konuşmuştu, bir yere bence gitmelisiniz. Çünkü onların belli bir süresi var ve o süre dolduğunda onlar bir kampüs yapmak zorunda ve hani her okulda tabii ki bunu yapacak güce sahip olmadığından ne olacak? Oralar kapatılacak ve siz de kendinize yeni bir yer arayacaksınız ve yeni bir özel okul ve hani böyle çok saçma şeyler gerçekten gerek yok. O yüzden çalışın, kazanın, bir yere girin ve yerleşin, okuyun.
Arkadaşlarını nasıl seçersin? Arkadaş bence böyle bir destek, hani aileden sonra böyle en büyük destekçi falan böyle olduğumuz insanın bir insan bile olsa bence yetiyor. Çünkü ya her türlü hayatınızın her alanında tabii ki size destek veren bir kişi olduğu için onu seçmeniz sizin için çok önemli. Çünkü mesela o friend olsun, en yakın arkadaşımdan kazık yedim artık kimseye güvenmiyorum kafasına olmayın kesinlikle. Çünkü ne kadar çok kazık yerseniz o kadar çok tecrübeleniyorsunuz ve hani kime güveneceğiz de ona göre daha iyi seçmeye başlıyorsunuz. Böyle bir şey de sorulmuştuk. Arkadaşlık veya sevgili ilişkilerde böyle senin için en önemli şey güven. Güven, güven. Yani bence herkes için böyle güven, güven, güven. Aaa, Ozan güven. Aynı kişilerden nefret etmemiz, yemeğe hayır dememesi, iyi gıybet, iyi gaza getirme, güzel müzik listesi falan. Tabii ki şaka bir yana bunlar doğru. Sana kini olan kişilere nasıl davranırsın? Yani bu kin meselesi yani bana çok duyulan bir şey. Yani insanlar benimle alakalı çok ön yargılı. Yani bilmiyorum, bunu söyleme. Hani gerçekten yapmayın ya. Kendimi değerli gibi hissediyorum, anlıyor musunuz? Sen işte o çok egoist bir kız falan. Gerçekten hani bunu samimi söylüyorum. Birçok insan, neredeyse şu anda çevremdeki bütün insanlar sen başta çok egoist biri gibi görünüyordun ama öyle değil misin? Falan böyle hani. Ve bunun dışında kalan böyle bir kesim var. Neden sen beni tanımadan etmeden gelip benim ama burcu seversin böyle hani. Neden yani? Kendinde demek ki bir problemin var ki bunu benim üzerimden bana böyle söverek yansıtıyorsun. Ben niye seni umursayayım ki dediğimde de egoist bir insan konumuna sokulmaya çalışıyorum. Yani o yüzden bir bakıma çok kafa yormuyorum. Ama bir diğer de hani beni gerçek hayatta görüp tanışmadığım, yani hiçbir şekilde konuşmuşluğumuz olmayan insanların bana böyle pis gözlerle bakması. Artık o bakışları tanıyorum, hani anlıyorum. Yani bu kız beni sevmiyor. Genelde kız oluyor çünkü onlar. Böyle bakıyor mesela böyle. Şimdi süzüyor böyle baştan sona böyle. Hani nefret ediyor benden ama yani çok çok komik, hani gerek yok. Şu moda girmeyin, hani benim sana ihtiyacım var, sen benden nefret etme, sen de benim arkadaşım ol falan. Değil benim amacım. Sadece o insanı kazanmaya çalışmak ve hani neden benden bu kadar nefret ettiğini öğrenmeye çalışmak. Ve eğer hani buna cevap vermiyorsa ben daha fazla uğraşmam. Hani kendi kendine yaşar sorununu. Hani beni zaten bağlamaz ama ben hani birazcık daha sıcak davrandığımda, ona öyle biri olmadığımı aslında gösterdiğimde zaten karşılıklı olduğumuz için böyle güzel bir iletişimimiz olabiliyor ilerideki zaman içinde. Belki hani aramızda en azından hiçbir sorun olmuyor. Zaten benim yok hani. Neyin kafası onu da bilmiyorum ama Kylie Jenner'in anne olması hakkında ne düşünüyorsun? ne düşüneyim yani, tebrik ediyorum. Bu soruya çok güldüm, bir dakika. Önünde iki seçenek var ama birini seçmek zorundasın. Anneni kanserden kurtarmak mı? Allah korusun bu arada. Arkadaşlarını öldürmek mi? Sorudaki mantık hatasını anladınız mı? Geçiyorum bunu. Kendini beğenmediğin ya da yetersiz bulduğun bir durum oldu mu? Şaka yapıyorum. Yani tabii ki de oldu yani, oluyor. Bunu çok da dışa vurmamalısınız bence. Çünkü hani insanlar, bazı insanlar sürekli sizin zayıf noktanızı arayıp oradan böyle hançeri saplama elimdeler. Ve bu yüzden hani onlara kesinlikle bence şey vermeye gerek yok. Ne deniyor ya? Onlara ne vermeye gerek yok? Hiçbir şey vermeye gerek yok aslında, boş verin. Mesela içinden ders çalışmak gelmediğinde ne yapıyoruz? O zaman çalışmıyorum yani. Şeyin içinizden gelmiyorsa onu yapmak cidden çok zordur. Ama bunu içinizden geçirmek için bir şeyler yapın. Benim gibi yapmayın. Demiral Aysel mesela bir sürü konuda böyle şey sormuş. Yani böyle bir sürü konu yazmış bana. Teşekkür ederim benim yerime yaptığın için. Para biriktirmek, hoşlanmak, birini sevmek, diziler, meslek seçimi, arkadaş edinmek, buluşma yapacak mısınız? Spor, sağlık, beslenme, abur cubur azaltma, motivasyon, dersler. Bütün konuyu, bütün videoyu şu an özetledin gerçekten. Biraz bunlar hakkında da konuşayım. Çünkü konuşmayı çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yani beni bir arkadaşı olarak görüyorsunuz. Şu konuda işte benim sorunum var. Anlat kardeşim hani. Hiçbir şey bilmesen de anlat. Biz dinleriz yani. Saçmalık gerçekten. Para biriktirmek için ne yapmalısınız? Tarlı olun. Tasarruflu olun. Aile ekonomisine katkıda bulun. Şimdi mesela bizim evde bir kumbara var. Ne alaka, şu an dinliyorum. Şöyle bir şey, en ufak bir şey söyleyeyim. Bunu ben para biriktireyim diye yapmıyorum ama mesela şöyle bir şey oluyor okuldayken. Haftalık belli bir harçlık veriyor değil mi aileniz size? Ve siz o harçlığı harcıyorsunuz okulda, kantinde. Boğazınız durmuyor atıyorum benim gibi. Hani mesela diyelim ki ben 5 liralık bir tosta da doyabilirim. 2 liralık poğaçayla da doyabilirim. Hani ve canım genellikle poğaça yemek istiyorum. Ve tost yemek istedim hani. Okula değil de yani eve gelip böyle kendim o tostu yapmak, böyle o peynirin erimesi falan böyle. O hafta hep böyle daha böyle uygun fiyatlı şeylere gittiğim zaman cebimde bayağı fazla para kalıyor ve bununla atıyorum önümüzdeki hafta bir şeyler daha yiyebiliyorum. Ama şu an benim ekstradan YouTube'dan da bir kazancım olduğu için para biriktirip işte bir şey alma amacım varsa gerçekten biriktiriyorum. Hani işte mesela bir şey beğeniyorum, ah çok güzel alayım hemen diye
saklamaktansa hani daha mantıklı kararlar vermeye çalışıyorum. İşte biriktireyim, şu kamerayı alayım veya şunu alayım veya hani şunu alayım. Tabii herkesin aylık böyle az çok bir geliri olmadığı için bayram seyranda akrabalardan topladıklarınızı böyle bir kenara koyun. Ondan sonra onlar biriksin. Öyle. Hoşlanmak, birini sevmek, unutamamak, lanet olsun aşk acısı çekiyorum. Siz salak mısınız? Ya gerçekten ben şu an arkadaşlarımın ne söylüyorsam burada da onu söyleyeceğim değil mi yani? Nerede misiniz? Yani sen daha kaç yaşında? 14, 13, 15 belki. Ne aşk acısından bahsediyorsun hemen? Şimdi şöyle düşünmeyin. Aşkın yaşı olmaz işte çok aşkın lanet falan. Ya gerçekten bunun tersini savunmak oluyor birazcık. Ben mesela şu soruyu da okuyayım öyle devam edeyim. Seni sevdiğin kişi başkasını sever ama ondan da vazgeçemiyorsun. O da ondan vazgeçemiyor. Ne hisseder veya ne yaparsın? Ne yapacağım ya? Ne demek ya? Kimse vazgeçemez değildir. Bunu bir kafanıza sokun. Ve siz daha hani kimlerle tanışacaksınız, kimlerle birlikte olacaksınız bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Nasıl hayatınızın merkezinde tek bir kişiyi ya o an için o ergenliğin verdiği o duygu yoğunluğuyla hayatınızın merkezine koyup sonra ne kadar pişman olduğunuzu düşünemeden nasıl böyle bir eylemde bulunuyorsun sen. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ben hani illa hayatınızda biri olsun diye sanaldan birileriyle tanışıp flörtleşmek, daha sonra belki buluşup direkt bir ilişkiye başlamak bunlar olan şeyler. Hani sen 14 yaşında bunları yapıyorsun falan demeyin. Ben bunları çevremden görüyorum. Hani benim tamamen karşı olduğum şeyler. Şimdi belki bu videoyu büyükler de izleyecek ve diyecekler ki falan filan bilmem. Bunlar yani şu anki nesilde ve benim yaş grubumda olan şeyler ve en çok en sık olan şeyler hatta ne yazık ki. Evet gerçekten birini sevebilirsiniz, ona karşı böyle bir şeyler hissedebilirsiniz. Hani bunlar güzel şeyler, her yaşta olan şeyler. Yani belki anaokulunda bile olan şeyler. Ben aklıma anaokul anılarım geldi. Onları başka bir videoda anlatırım. Anaokulda ya anlatacağım ya anlatacağım. Anaokulda benim hoşlandığım 1, 2, 3 ve benden hoşlanan böyle 5-6 çocuk vardı, tamam mı? Ve ben bunların hepsiyle böyle hani nasıl bir ilişkim varsa artık anlamıyorum diyorum ki. 1. En çok seni seviyorum, önce seninle evleneceğim. 2. Sonra seninle de evlenirim artık. 3. En sonunda seninle evlenirim. Aslında en sevdiğim ilk evlenip bitirip sonra... Ya o kadar saçmaydı ki gerçekten hani ben büyüdükçe birazcık daha böyle bu konularda sanki tam tersine dönmeye başladım hani öyle söyleyeyim. Ama anaokulundayım yani en fazla 5 yaşındayım yani ne bekliyorsun neyse. Ya o an artık hangi diziyi izliyorsam ve yani neyin etkisindeysem çok iyi hatırlıyorum bir çocuk vardı. Nasıl bu kadar tecrübeli olur ki? Tecrübeden değil tamamen saçmalıklarını komiklik olsun diye anlatıyorum. Bir çocuk vardı. Biz birbirimizi seviyorduk. Annelerimiz de tanışıyor hani bu arada daha böyle sarılmış fotoğraflarımız falan var. 6 yaşındayım. 6 bile olmayabilirim hatta 5 mi öyle bir şey. Neyse işte çocuk bir gün bize geldi tamam mı? Ben çocuktan ayrılacağım. 5 yaşındasın. Nasıl hatırlıyorlarmı hiç unutmuyorum biliyor musun? Hep böyle anılar aklıma geliyor falan. Çocuk bana çiçek getirdi tamam mı? Annesiyle bu arada beni çok seviyor. Annesiyle annem hala bu arada görüşüyorlar. Neyse. Annelerimiz gibi böyle bize evleneceğiz falan yapıyoruz. O kadar rezil. Neyse ondan sonra işte bana bir tane kalpli kutu almıştı. Bir de böyle fotoğraf çerçevesi. Ben böyle kutuyu yere attım. İkiye ayrıldı. Beyin kafasını yaşıyorum. Ben daha kalp yaşındayım. Herhalde dizide gördüğüm bir şeyi taklit ediyorum çocuğa karşı. Ama çocuk neye uğradığını şaşırıyor. Böyle bakıyor suratıma. Daha bebeğiz. Yani çocuk bile değiliz. Beni o kadar sinirlendirdiyse böyle olduğu çerçeve böyle yere atıyorum falan böyle. Manyak manyak hareketler gerçek. Ya bunu anlatmak isterdim. O aşk mektupları falan. Bunu uzun uzun anlatmak isterdim ama. Şu an normalde. Şu an anlatmam için gerçekten çok erken. En az bir 5-10 sene geçmesi gerekiyor. Çocukla iletişimim tamamen kopması gerekiyor. Neyse. Evet yani bu yüzden kimse vazgeçmez değildir. Her an insan hayatının her döneminde bence böyle saçmalıklar yapabilir. Ne diyorum? Birini sevmek, birinden hoşlanmak çok güzel bir şey. Tabii ki bunlar çok güzel şeyler ama yaşınızda falan bilin demeyeceğim tabii ki. Ama gerçekten bence birinden hoşlanacağım, birini seveceğim, işte arkadaş ortamında hava atacağım falan diye karakterinizden ödün vermeye başladığınız anda bence her şey değişiyor. Hem arkadaş çevrenizi kaybediyorsunuz, ya bir anda kendinizi kaybediyorsunuz. Hani hiç aşık oldum mu? Olmadım bu arada. Yani sizin bahsettiğiniz aşk şuysa eğer karşı cinse duyulan benzersiz duygu, işte aşk, işte oh falan. Yani şu an için ben o duyguyu gerçek bulmuyorum. Diziler konusunda şunu söyleyeyim. Bu arada her şeyi bu videoda söylüyorum inşallah. Başka videolarda söyleyecek şeylerim kalır tabii ki kalır. Ben dizi çok fazla izlemiyorum. Hani yabancı böyle dizi falan izlerdim. Ama şu an çok fazla izlemiyorum çünkü vaktim gerçekten değerli. Ve hani illa bir şey izlemek istiyorsam film izliyorum. Ki bence çok güzel filmler var şu an.
izlediğim, benim de daha önce hatta tekrar tekrar izlediğim filmler. Bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Sürekli zaten size soruyorum işte film önerin, film önerin. Ne kadar çok film bilirsem o kadar güzel öneriler verebilirim diye. Ama dizi konusunda aynısını söyleyemeyeceğim. Çünkü dizi için hayatınızdan ciddi bir vakit ayırmanız gerekiyor. Hani çünkü dizi sürekli böyle devamı olan bir şey, akışı olan bir şey. Ben şu an ona vakit ayırmayı saçma bulduğumdan tabii yazın her şey değişebilir. Ve bir dizide verilmek istenen şey, yani diziyi bitirdiğinizde çıkaracağınız dersi bir filmde çok daha kısa sürede verebiliyorlar. Hani bence gerçekten de filmler daha güzel. Meslek seçimi şu an benim galiba. Gerçekten her konuda fikirlerinizin oluşması güzel bir şey. Ama galiba bu benim tam olarak fikrimin oluşamadığı konulardan bir tanesi. Yani tek konu diyecektim, emin olamadım sonra. Yani dediğim gibi şu an hiç bilmiyorum. Sürekli değişiyor da diyemeyeceğim. Çünkü belli bir şey olmuyor yani hiçbir zaman. Buluşma yapmayı çok istiyorum. İnşallah 100 bin abone de yapsak mı ya? Lütfen beni 100 bin yapın, ben de buluşma yapayım. Aburcu biraz atmaz yani, cidden çok deniyorum ama yani yapamadım bir şey. Hani bence şu da var, hani zayıflayacağım diye böyle kendinizi yırtmayın. İşte yemenizden içmenizden kesiyorsunuz. Mesela atıyorum spor yapamadığınızı bahane ediyorsunuz. Ve hani yemenizden içmenizden kesmeye başlıyorsunuz. Bu bence çok yanlış bir şey. Çünkü bir kere hayatın tadı nasıl öyle çıkar ki? Yani tabii fiziksel bir sorun yaşamayan biri olarak hani, ki herkesin vardır bu arada fiziğinde hani beğenmediği bir tarafı, ama hani çok büyük olmadığı sürece bence kendinize yani yazık etmeyin. Bir şey yemek istiyorsanız yiyin yani, çünkü yediğiniz, içtiğiniz ve gezdiğiniz bu dünyada gerçekten yanınıza kar kalan şeyler. Ben belki bu şekilde de kendimi oturuyor olabilirim ama yani gerçekten böyle düşünüyorum. Hani aburcu mu yemek istiyorum? Yani çikolata mı yemek istiyorum? Ama bir paket çikolatayı ben gömeceğim yani. O beni mutlu ediyor çünkü. Ama bunun yanında tabii ki sağlığıma dikkat etmeye ve spor yapmaya da her zaman çalışıyorum. Her zaman zaten çok seviyorum. Dansı da çok seviyorum. Motivasyonun düşük olduğu zamanlarda neler yaparsın? Bir kere hayatta her zaman mutlu olacaksınız. Mutlu olacaksınız diye bir kural yok. Ne? Hani gerçekten eğer üzgünseniz de dibine kadar üzgün olun abi, yani yaşayın onu. Hani o da size bir şekilde bir şeyler kazandıracak. Ama bunun süresini abartıp da böyle arkadaş ortamında depresyondayım lanet olsun falan diye gezmeyin. Bunun illa bir sebebi olmasına gerek yok. Sebepsiz yere de böyle şeyler olabiliyor. Çünkü ergeniz. Değil mi? Ergen. Yani bundan şüphe eden var mı? Yok. Ama dediğim gibi sınırı bilmek. Hani mesela mutsuz olun, mutsuz olun. Ya ben lanet olsun bu moddan çıkmak istiyorum deyip sen istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Hani bir şey yani gerçekten yürekten istediğinizde onu yapmak için bir şekilde beyniniz harekete geçecek ve hani yapacaksınız. Mesela bende şu da oluyor. Mesela bir arkadaşınız da olabilir. Tabii ki bu benim de bazı zaman zaman oluyor. Ama zaman zaman hani diyorum ki yani biraz canlı yayın açıp canım takipçilerimle konuşayım da moralim düzelsin diye düşündüğüm de olabiliyor. Ve gerçekten işe yarıyor. Yani sizin o konuşmalarınız, nasıl ben sizi konuşmalarımla motive edebiliyorsam siz de aynı şekilde böyle karşılıklı motivasyon alışverişine girebiliyoruz. Bu hani bu çok güzel bir şey. Bunun dışında hani mesela komedi programları izlemek benim aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü yani şöyle düşün, bunu nerede görmüştüm hiç hatırlamıyorum ama hani ha evet böyle kişisel gelişim videoları izliyordum. Hani bu arada asla bilmiyorum kişiliğim geride mi falan. Lütfen bu kadar geri kafalı düşünmeyin. Mesela diyor ki hani gülün. Lanet olsun çok mutsuzum diyemiyorsunuz değil mi? Bugün ne kadar da mutluyum. Olmuyor yani, bir şekilde birbirlerini hani etkiliyor, beyin ve bedensel hareketleriniz bir şekilde beyninizi etkiliyor. Bu yüzden gülümseyin. Gülümsemek için, gülmek için, kahkaha atmak için, ki bunlar çok güzel şeyler. Böyle komedi programları izliyorum, komik videolar izliyorum. Beni en çok böyle motive eden ve iç dünyamda böyle bir sürü aydınlanmama sebep olan şey müzik olabilir. Müzik. Şarkının böyle bir arşivi gibi, bir o arşivden bir şeyler çıkartıp veya gelecekle ilgili bir şeyler sunup beni aşırı mutlu ediyor. Böyle bir şey var bende. Bilmiyorum size de oluyor mu, ki oluyordur çünkü müzik mükemmel bir şey. Sevdiğim, beni mutlu eden müzikler dinliyorum veya o an keşfettiğim bir müzik bile bana böyle aşırı mutlu edici, böyle beni bir ayaklandırıcı gelebiliyor. Olabiliyor. Belki de ağlayarak rahatlıyorsunuzdur ama ben öyle ağlamayı çok sevmiyorum. Yani çünkü dediğim gibi bedensel hani olarak belki de çok gurur yapıyorum. Seni sevmeyen bir kişiyi sen çok seviyorsun. Dur. Beni sevmeyen bir kişiyi ben niye çok seviyorum? Enayi miyim ben? Soru zaten buradan kaybediyor. Neyse devamını okuyayım. Ama o seni hiç sevmiyor. Ona karşı ne yaparsın? Gerçekten ne sorunuz var sizi sevmeyen insanlar? Bırak sen de sevme yani. Bu kadar zor bir şey değil. Yani duygularınızı kontrol etmenizi istemiyorum. Sadece kendinize değer vermenizi istiyorum ya. Ya gerçekten. Gerçekten bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ya. Senin sevdiğin kişi senin sevdiğini anlasa da sana tepki vermiyor. Eğer saf anlamamazlıktan geliyor, ne yapabilirsin? Sevmek mi, sevilmek mi, aşka inanır mısın? Aşka inanılmasına cevapladığımı düşünüyorum. Yani demek ki ya sevmiyor ya da gerçekten gerizekalı ve gerizekalı birini ben neden seveyim? Yani sevmiyorsa da zaten zaman kaybetmeye gerek yok. Yani demek ki doğru kişi değildir ve o an için yani hayatınıza uygun kişi o değildir.
O bir kere saflık değil bence, ya sinsilik ya böyle anlamamazlıktan geliyor. Yani sen beni sevmeye devam et ama ben seni takmayacağım yani. Veya gerçekten salaktır, o zaman da yol ver gitsin artık, niye daha çok seviyorsun? Sevmek mi sevilmek mi? Sevmek. Herkes sevilmeyi sever ama gerçekten siz olduğunuz gibi sevebilmeleri için siz önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Alacakaranlıktaki Edward'ın Müslüman olması hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben o adama aşıktım. Ta ki yeni halini görene kadar. Yani dış görünüş gerçekten çok etkiliyor. Ben gitmişim o adamın saçlarına aşık olmuşum. Ama olmayacak gibi de değildi yani. Ya da o filmdeki böyle derin duygulara böyle asla gerçek hayatta olmayan. Bunu şey olarak düşünüyorum işte, ergenlik filmi. Ergenim, bırak izleyeyim, bırak onu bir kere yaşayayım yani, değil mi? Ama dediğim gibi abartmamak lazım. Selamünaleyküm falan demiyorum yani, tabii ki olmamış yani, kendi kararı, güzel. Güzel bir karar, gerçekten tebrik ettim yani. İzmir'e hiç giremek mi yoksa hiç çıkamamak mı? Senin için sevgi nedir? Benim için sevgi ne ya? Herkese göre farklı bir şey mi bu? Yani güzel bir şey. Sevdin. İşte benim bitiren soru. İleride hangi meslek olmak istiyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Söyleyemiyorum ki. Söyleyecek bir şeyim yok. Atıyorum bir hayalim varsa da ben bunu çok fazla söylemeyi tercih etmiyorum. Çünkü ya belki olmayacak veya belki benim fikirlerim değişecek. Ne oldu, ne öyle demiştin de falan yapmadın çekmek istemiyorum. O yüzden susuyorum. Elbise etek giyinip şık olmak mı? Eşofman tişört giyinip rahat olmak mı? Genelde ben yani boğalarda, benim yani burcumdan dolayı da olabilir, rahatlığıma çok önem veririm. Çünkü yerine göre canım şık olmak istiyorsa öyle göründüğüm için öyle rahat hissederim. Şık göründüğüm için. Yani belki atıyorum ayağım burkulsa çok da rahat hissetmem ama hani dediğim gibi yerine göre. Nasıl bu kadar uzun ve zayıfsın? Ben mi? Ya şimdi çok uzun olduğumu söylerim. 65 benim boyum. 50 kiloyum. Allah vergisi yani, öyle uzun olduğumu da düşünmüyorum. Ama teşekkür ederim, beni mutlu ettin. Psikolojik baskı sence insanı nasıl etkiler? Çünkü artık insanlar mesleği bile toplum baskısına göre seçer oldu. Sen ne düşünüyorsun? Bu arada seni çok seviyorum. Konuş psikologumuz. Şunu duymuştum bir yerde. Aslında hasta olmasa bile psikolojik olarak kendini hasta olduğuna inandırıp hasta olan insanlar varmış. Ve gerçekten çok haklısın ve bununla ilgili gene ayrı bir video çekeceğim. Çünkü bu video çok uzun oldu. Birazdan şarjım bitecek. Toplumun baskısına göre insanların bir şeylere, meslek seçimi gibi önemli ve hayati şeylere karar vermesi cidden çok yanlış. Bunun farkında olabilmek çok bence herkesin farkında olması gereken bir şey. Medyanın dayattığı şeyler ve hani bu her konuda böyle güzellik algısı olsun, işte meslek seçimine kadar önemli konularda artık insanların baskısı üzerine hareket etmeye başladık. Ve dediğim gibi bununla ilgili kesinlikle haklısın şu an, yani bu yorumunu likeladım. Artı bir. Bu arada teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu artık bitireyim çünkü birazdan suratıma kap. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka alta yazın. Ne tarz konularda konuşmamı istersiniz, ne tür sorunlarınız var bunları da bana yazın ki böyle devamı gelebilsin. Aşağı yorum olarak veya Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Her türlü. Çünkü bence böyle gerçekten çok güzel oldu. Birbirimizi anlayıp arkadaş gibi sohbet edebilmemiz mükemmel bir şey yani. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp izlediğiniz ve yorum yaptığınız için tabii ki. Az çok hani böyle bayağı bir konuştuğum için. Umarım böyle hoşunuza gitmiştir ve bir şeyler bulmuşsunuzdur kendinizden. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Bu yüzden yorumlarınızı esirgemeyin. Ve eğer beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız like butonuna çökün. Abone olup zil şartına basmayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sözler karıştı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.